16 tane karemiz var. Beyaz karelerin içerisinde toplamda en azından bir tane mayın var. Bu 1, 2, 3, 5 ne anlama geliyor? Bu karelerdeki sayılar o karenin sağında, solunda, altında, üstünde veya çaprazında bulunan karelerdeki mayınların toplam sayısı. Bu beyaz karelerde gizlenmiş mayın sayısı en az kaçtır? Az olabilmesi için az bölgeyi işaretlememiz gerekiyor. Dolayısıyla şimdi burada 5 yazıyor arkadaşlar. Bu 5, 2 ve 3'ün ortak kenarlara sahip olan bazı yerlerini işaretleyeceğim. Mesela burayı işaretledik. 3'ünü de işaretlersek bu 3'ü arkadaşlar ne yaptık? Sağlatmış olduk. Sonra 2 yazıyor. Bir tanesi burada. Bir tane de buraya işaretlersek bu 2'yi de sağlattık. Sonra 1 için de tamamdır. 5 için 1, 2, 3, 4 tane mayınlı bölgemiz var. Herhangi bir yerden bir tane daha yapabiliriz. Totalde hepsini sayarsak 1, 2, 3, 4, en azından 5 tane gizli mayın var. Cevabımız D şıkkı. X sayısından 4 çıkartıp bulduğumuz sayıyı 4 ile çarptığımızda elde ettiğimiz bu sonuç x'i 2 ile çarparak da elde edilebiliyor. X çarpı 2. Sadeleştirelim. 2'yi dağıtırsak 2x eksi 8 eşittir x. 8'i diğer tarafa atarsak x değerini buluruz. Buraya 8 yazabiliriz. Hangi sayıdan 2 çıkarsa 8 kalır? 10. 10 ile 3'ü çarparsak 30. Neye 12 eklersek 30 yapar? 18. 18'i de 6'ya bölersek y değerimiz 3'tür. B şıkkı. Keman kursuna yalnızca bir öğrenci kaydolabilir. Kaç kişi keman kursuna kaydolmuş olabilir? Arda ve Elçin aynı kursa gidecekler. Keman kursuna bir kişi gittiği için Arda'nın ve Elçin'in olduğu şıkları işaretlemeyi sileriz. Burcu, Derya ve Funda farklı kurslara gidiyor. Dolayısıyla bunlarda herhangi bir sınırlama olmamış. Gül'ün kaydolduğu kursa toplam 2 öğrenci gidiyor. Ancak keman için sadece bir öğrenci istiyoruz. Dolayısıyla Gül kemana gidemez. Cemil, Derya ve Funda için herhangi bir kısıtlama yok. Cevabımız C şıkkı. Mavi boyalar burada bazı ayrık bölgeler oluşturuyor. Ayrık bölgemizde kaç tane kare varsa her bir karenin içerisine o rakamı yazıyoruz. Burada hangi kareyi taradığımız zaman sayıların toplamı 77 olur. Şıklar üzerinden gitmemiz gerekiyor. A şıkkını taradığımız zaman burada E'yi tararsak burada bir tane bölge oluyor. Üste 3 tane bölgemiz var. Burada 4 tane var. Sonra ortada da 9 tane bölgemiz var. Her birinde 9 yazıyor. 9'un karesinden 9 kere 9'dan 81. 4'ün karesinden 16. Burada 3 kere 3'ten 9 gelecek. Bir tane de 1. Toplamı 77'yi sağlamıyor. Bu gitti. Sonra bunu silip B şıkkına geçebiliriz. B şıkkında diyor ki D'yi karalayın. D'yi karalarsak ne olur? Burada bakın 4 tane kare var. 4 kere 4'ten 16. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare var. Altılı ayrık bölge diyoruz. 36. Üste 3 tane var. 3 kere 3'ten 9. Burada 4 tane var. 4 kere 4'ten 16. Şimdi hepsini topluyoruz. 16, 32, 42, 48, 78, 1 çıkarırsak 77. Yani bu şekilde cevabımız B şıkkı. Bilge çorba ya da dönerden yememiştir arkadaşlar. Dolayısıyla Bilge'ye tatlı diyoruz. Sonrasında Ali çorba içmemiştir. O zaman Ali döner yemiştir diyoruz. Geriye de zaten sadece çorba kaldı. Cüneyt de çorba içiyor. Cevabımız A şıkkı. Her futbolcu 20'şer tane frikik vuruşu yapıyor. Burada bazı şutlarımız gol oluyor. Bazıları da kurtarılmıştır. Sonrasında bazıları da barajdan geri döndü. Burada arkadaşlar bazı kurallar vermiş. Kaleci her futbolcunun en az bir şutunu kurtarmıştır. Barajı geçen top ya gol olmuştur ya da kaleci tarafından kurtarılmıştır. Barajdan dönenleri zaten puanlamaya dahil etmiyoruz diyor. Peki puanı nasıl hesaplanıyor? Gol olan sayılar diyelim ki A tane. Kurtarılanlar da 4 B tane olsun. A'dan 4B'nin 4'te birini B'yi çıkardığımız zaman bize puanı veriyor. Hangi futbolcunun yalnız bir şutu barajdan dönmüştür diyor. Bir şut barajdan döndüğüne göre bizim A ve 4B'nin toplamı 19 yapacak. Değer verelim. Burada B'ye 1 verirseniz arkadaşlar A değerimiz 15 yapar. 15'ten de 1 çıkardığımız zaman puanımız 14 olacak. 14 puana sahip olan kişi burada
Dursundur. Cevabımız D şıkkı. Sayacımız bir rakamını okumuyor arkadaşlar. 1'den başlamak yerine 2'den başlıyor. 10'da herhangi bir sayıyı okumuyor. 9'dan 20'ye geçiyor. 21'i, 31'i, 41'i okumadan devam ediyor. Şu an 13 tane ürünümüz varken 25'i gösteriyor. 88'i gösterdiğinde aslında gerçekte kaç tane ürün üretilmiştir? 25'in üzerine sayarsak 26, 27 diye 88'e kadar gidiyorum. Burada kaç tane ürünümüz var bunu bulmak istiyoruz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Burada 63 tane. Bu arada makinenin sıkıntılı olduğu yerleri işaretleyelim. 31, 41, 51, 61, 71 ve 81. Yani 6 tane sayıda sıkıntımız var. 63'ten 6'yı çıkarırsak 57 olacaktır. Başlangıçta da 13 tane gerçekte ürün üretmiştik. 57 artı 13'ten 70. Yani 88'i göstermesine rağmen gerçekte üretilen sayımız 70'tir. C şıkkı. Sayılarımız soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru artıyor. Sonrasında bu sarı olan karelerin içerisindeki sayılarımız tek sayılar. Buna göre en alt satırdaki sayıların toplamı kaçtır? Sayılarımız aşağı ve sağa doğru büyüdüğüne göre en büyük sayımız burada 16'dır ve en alttadır. 15 sayısı başka bir yerde olamaz. 15, 14 ve 13 sayılarımız da en alt satırda olmalı. Çünkü bakın burada 12 varsa solundaki sayıların hiçbiri 12'den büyük olamaz. 13, 14, 15, 16 en alttaki satırlardır. Bunların toplamı da 58'dir. D şıkkı. Yukarıdaki işlemlerde bunların içerisinde arkadaşlar artı, eksi, çarpı, bölü bunlardan 3 tanesini yerleştirmemizi istiyor. Önce bunları tespit ediyoruz. Sonra aşağıdaki örnekte yerine yazıyoruz. Burada başlayalım. 1 tam 1 bölü 4, 5 bölü 4'tür. Sonra 0 tam %75 de 75 bölü 100'dür. Sadeleşirse 3 bölü 4. Bu ikisini ne yaparsak sonucu 2 olur diyor. Bu ikisini toplarsak 8 bölü 4'ten 2 yapar. Yani bunun yerine artı yazıyoruz. Buralar artı. Sonra devam edelim. 0 tam 10'da 3, 3 bölü 10'dur. Bu da tam sayılı kesirdir. 3 kere 3, 9. 1 eklersek 10 bölü 3. Bu ikisine ne yaparsak sonuç 1 yapar. Burası çarpı olduğunda hepsi birbirini götürür. Sonuç 1 olur. Yani 4 ile 2 arasında nokta var. Son olarak 0 tam 10'da 4 ve 0 tam %2. 2 bölü 100. Bu ikisine ne yaparsak 20'yi buluruz diyor. Bölmeyi deneyelim. Bölmek için birinciyi aynen yazdım. Diğerini ters çevirip çarparsam 40 bölü 2'den 20 olur. Demek ki buraya da bölme yapıyoruz. 1 bölü 2 sonra artı 4 çarpı 2. Önce bölmemizi yaptık. Sonra çarpmayı yapalım. 1 bölü 2 artı 8. Buradan da payda eşitlerseniz cevabımız E şıkkı. Eski telefonlarda mesaj nasıl yazılır bunu gösteriyor. A yazmak istiyorsak 2'ye 1 kez. F yazmak istiyorsak mesela 3'e 3 kez basıyoruz. Diyelim ki X yazmak istiyoruz. 9'a 2 defa basıyoruz. Buna göre toplam 6 defa bastığımızda hangisini oluşturamayız? Denizli şıkkına bakarsanız L, V ve D yazın diyor. L yazmak için 5'e 3 defa basıyoruz. V için 8'e 3 defa. D için de 3'e 1 defa basıyoruz. Toplam 7 kez basıyoruz. Yani L ve D'yi oluşturamayız. Diğer şıkları da bu şekilde deneyip uygulayabilirsiniz. Burada 5 tane karemiz var. 3, 3 daha 11 tane yaptı. Kararlamış olduğum bölgede de yukarıdan aşağı yine 3 katlı bir bina gibi düşünürseniz 14 tane kareyi karaladık. 15 tane demiş. 15'ten 14 çıkarsak bir tanesi görünmüyor. Görünmeyen de burada sadece bir tane karedir arkadaşlar. Dolayısıyla üstten görünüşü bakın sağ tarafta 3 tane kare görünüyor. Bunlar olamayacaktır. E şıkkı da olamaz. Bizim görünmeyen karemiz de burada. Görünenler zaten şurada arkadaşlar karalamış olduğum bölgede 2 tane var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Elimizde 4 tane beyaz dama taşı var. Bunları yerleştirmek istiyoruz ve bunların hiçbiri birbirine komşu olmayacak. Dolayısıyla bunlar uçlarda olacak. Birisi 3 numarada, biri 1, biri 7 numarada, diğeri de 9 numarada. Hepsini toplarsak aradığımız değer
20'dir. E şıkkıdır. 5 farklı otobüsümüz var. Hiçbirinin saati doğru değil. Bunlardan bir tanesi 10 dakika ileri, bir tanesi 5 dakika ileri, diğerleri geri kalmış. Belirli bir zamanda aynı durakta olması gereken otobüsler buluşma yerine kendi saatine göre doğru zamanda geliyor. Buluşma yerine birinci gelen otobüs hangisidir? Saati ileri olan otobüstür, en ileri olan da D'dir. Bu da 10 dakika ileri olduğu için 10 dakika erken geliyor. Sonrasında saati ileri olanlarla devam ediyoruz. B otobüsü 5 dakika ileri gelmiştir. İkinci sırada. Sonra gerilere geliyoruz. Saati 1 dakika geri olan 3. sırada. 1 dakika geri. Sonrasında 6 dakika 4 dakika geri olacak şekilde E ve A gibi devam edip gidiyor. Birinci gelenle 3. gelen arasındaki zaman farkı. Biri 10 dakika önce geldi, diğeri 1 dakika geç geldi. Dolayısıyla 10'la 1'i topluyoruz. Cevabımız C şıkkı. Şeklimizi birinci konumdan ikinci konuma getirmeye çalışıyoruz. Bu oyunda sadece ortak kenarı olan 2'ye 3 gibi, 1'e 2 gibi, 1'e 4 gibi sayılar, rakamlar yer değiştirilebiliyor. Her iki karenin yerini değiştirdiğimiz zaman bu sayaçlarımız 1 artıyor. Buna göre bu sayacımız arkadaşlar en az kaçı gösterir? Öncelikle 3 yukarıda olsun diye uğraşacağım. 3 ile 8'in önce bir yerini değiştirelim. 3 ile 8'in yerini değiştirirsek 1, 2, 5, 4, 8, 3, 7, 9, 6 olur. Sayacımız 1 arttı. Şimdi 3 ile 5'i yer değiştirelim. 3 ile 5'i de yer değiştirirsek ne olacaktır? 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 9, 6. Sayacımız 2 oldu. Sonra 5 ile 8'i yer değiştirelim. Üstü hallettik. 1, 2, 3, 5 ile 8'i de yer değiştirirsek bayağı düzelmiş olacak. 7, 9, 6. Sonra 6 ile 8'i yer değiştirelim. 6 ile 8'i yer değiştirirsek ne olacaktır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Son olarak ne olacak? Bu 8, 9 değil de 9, 8 olmuş. Demek ki 9 ile 8'i yer değiştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 1, 2, 3, 4, 5 defa yer değiştirme yaptık. Sayacımız dolayısıyla en az 5'i gösterecek. C şıkkı. Saatin tersi yön bu şekildedir arkadaşlar. Negatif yönde diyebiliriz. Sayılarımız saatin tersi yönde sürekli artmaktadır. Buna göre M-B en az kaçtır? 3'ten 6'ya kadar sadece 4 ve 5 doğal sayıları var. B'miz kesinlikle 5'tir. Dolayısıyla M değerinin olabildiğince küçük bir değer olması gerekir. Yani 13'ten 20'ye devam ettik. Burası en az 21, 22, 23 diye devam eder. M'miz de en az 22'dir. Yani 22-5'ten cevabımız 17. C şıkkı. Torbalardaki sayılarımız 1x, 2x, 3x, nokta nokta 10x'e kadar sayılar. Hepsini toplarsanız 55x. Soruda bize bu 55x'in alabileceği en küçük değeri sormuş. Seyit ve Koray isimli iki kişi bu torbalardan birer tane seçiyor. Koray 2'nin katı olan yani çift olanlardan bir tanesini seçiyor. Seyit ise 2, 3, 5, 7 gibi asalları seçiyor. Bunlar sayıları çıkardıkları zaman farkının mutlak değeri 56 olduğunu söylüyor. Burada Koray için en büyük, Seyit için de en küçük olan değerleri seçersek 10x eksi 2x eşittir 56'ymış. Burada 8x eşittir 56, x değerimiz 7'dir. Sonrasında 55 çarpı 7 eşittir 385. Cevabımız B şıkkı. Battaniye üzerindeki örüntüye bakarsak yukarıdan aşağı 8 tane karemiz var. Burada bir katlama olayı var. Kısa kenar uzun kenar üzerine katlanmış. Dolayısıyla burada da 8 tane kare var. Karşısı 8 kare. Burası da 6 kare. Yani bizim battaniyemiz kısa kenarı 8 kareden, uzun kenarı da 14 kareden oluşan bir battaniyedir. Bize burada güneş, yıldız ve aydan kaçar tane olduğunu soruyor. Burada örüntümüze bakarsak güneş, yıldız, ay, tekrar güneş, yıldız, ay şeklinde devam ediyor. Burada her üçte bir tekrar başa dönüyor. Dolayısıyla ilk 3 sütunu burada inceleyebiliriz. İlk 3 sütunda toplamda sayarsanız 8 güneş, 8 tane yıldız, 8 tane de ay var. Bu şekilde 14 tane sütunumuz var. 14'ü 3'e bölerseniz bundan 4'er tane olacak.
4 kere 3, 12. Geriye 2 tane süzüm kalıyor. Yani burada toplamda 24 tane karemiz vardı. Bu 24 kareyi 4 ile çarparsak 96 tane kareyi halletmiş oluyoruz. Bunlar içerisinde 8'i güneş, 8'i yıldız, 8'i ay olduğuna göre 32 güneş, 32 yıldız, 32 tane de ayımız oldu. Bu 2 ne demek? Sondaki 2 sütunu ekleyelim. Bu en baştaki sütunlara bakarsanız, mesela en son sütunlarda ne olacak arkadaşlar? Birincisinde 3 tane güneş, 3 tane ay, 2 tane yıldız olacak. Diğerini incelerseniz bu sonuncu olacak. Burada 2 tane ay var, 3 tane güneş var, 3 tane de yıldız var. Toplarsak burada 6 tane daha güneş geliyor. 6 eklersek 38 tane güneş oldu. Ayları ekleyelim. 3 artı 2'den 5 tane ay daha eklersek 32 artı 5'ten, daha doğrusu onu buraya ekleyelim. 37 tane ay var. 3 artı 2, 5 tane daha yıldız ekliyoruz. Buraya da toplam 37 tane yıldız var diyebiliriz. Yani cevabımız E şıkkı. 4 tane iskelemiz var. Örneğin C iskelesindeki kişiler 8 tanesi A'ya gitmek isterken 6 tanesi D'ye gitmek istiyor. Buna göre A'dan yolculuğa başlayıp tekrar A'ya dönersek toplamda kaç tane yolcu taşırız? A'dan yola çıkalım. Burada 13, 10 ve 5 kişi var. Toplam 28 kişi. Sonra B'ye geldik. B'ye gelmek isteyenler indi. C'ye gitmek isteyen 10, D'ye gitmek isteyen 5 kişi vardı. Burada da A'ya gitmek isteyen 6 tane, D'ye gitmek isteyen 7, C'ye gitmek isteyen 9 kişi var. Bunları da toplarsak 15, 21, 30, 37 kişi. Sonra B'den C'ye gidiyoruz. C'ye gittiğimizde C'ye varmak isteyenler iniyor. D'ye gitmek isteyen 5, A'ya gitmek isteyen 6. Burada D'ye gitmek isteyen bir 7 kişi daha var. Toplam 12 kişi. Buraya geldiğimizde A'ya gitmek isteyen 8 kişi daha var. Toplam 14 oldu. D'ye gitmek isteyen de 6 kişi varmış. Bunları da alt alta toplarsak 32 kişi. Sonra C'den D'ye gidelim. D'ye vardığımız zaman burada D'ye gitmek isteyen 6 kişi ve yukarıdaki 12 kişiyi silersek 18 kişi gitti. Buradaki A'ya gitmek isteyen kişi sayısı 14. Sonrasında A'ya gitmek isteyen 7 kişi daha varmış. Toplam 21 kişi A'ya gitmek istiyor. Bunlar da 21 kişiyi de A'ya götürürsek yolculuğumuz sona erecekmiş. Dolayısıyla bulduğumuz yıldızları toplayalım. 28, 37, 32 ve 21. Hepsini toplarsak 8, 1 elde, 6, 10, 11. Toplam taşıdığımız yolcu sayısı 118'dir. C şıkkı. Uğur böceği O noktasından yukarıdaki A, B, C, D, E noktalarına doğru yola çıkıyor. Eğer 3 yol aynı ise yönünü değiştirmeden devam ediyor. 3 yol aynı değilse bu yollardan rengi diğer ikisinden farklı olan yol boyunca hareket ediyor. Şimdi O'dan yola çıktık. Sonra karşımıza bir yol ayrımı geldi. İkisi sollu sağlı bakın, kırmızı, bir tanesi mavi. Burada farklı olan hangisi? Mavi. Dolayısıyla yukarıya doğru geldi. Şimdi buradayız. Burada ise ikisi mavi, biri kırmızı. Dolayısıyla kırmızı olan tarafa doğru, sağa doğru gittik. Şimdi buradayız. İşaretlediğimiz noktadayız. Üçü de mavi olduğu için aynı şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Sağa doğru gidiyoruz. Burada iki tane kırmızı var. Farklı olan mavi. Yukarıya doğru gidiyoruz. Burada iki tane kırmızı, bir tane mavi var. Dolayısıyla maviyi tercih ediyoruz. Şimdi buradayız. Mavi var. Karşımızda iki mavi bir kırmızı olduğuna göre kırmızı olan tarafa yukarı doğru gidiyoruz. Sonrasında iki mavi bir kırmızı olduğu için kırmızıya dönüyorum. Kırmızıya geldik. Buradayız. Her taraf kırmızı olduğu için sağ taraftan devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde ise iki tane mavi bir tane kırmızı var. Dolayısıyla yukarıya doğru gidiyoruz. Bu noktada ise solda ve sağda mavi kırmızı var. Üstte de kırmızı var. Dolayısıyla farklı olan mavi olduğu için D tarafına dönüyoruz. Cevabımız D şıkkı. 6 ülkemiz var. 4 rengimiz var. Birbiriyle sınır olan ülkeleri aynı renk boyayamıyoruz. Burayı mesela turuncuya boyayabilir miyiz? Buna bakalım. Turuncu, turuncu, mavi kullanılmış. Buraya yeşili kullanırsak yukarıya maviyi kullandığımızı düşünelim. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Mavi,
turuncu, mavi, yeşil kullandığına göre buraya pembeyi kullanabiliriz. Yani turuncu ile boyayabiliriz. İkileri eliyoruz. Bunlar gitti. Cevabımız ya A'dır ya da D'dir. Şimdi pembe için deneyelim. Pembeye boyayabilir miyiz? Burayı bir silelim. Pembe için yapalım. Pembe, turuncu, mavi. Dolayısıyla burası kesinlikle yeşildir. Yeşil olduğuna göre bu bölge mavidir. Mavi, turuncu, mavi, yeşil olduğuna göre buraya da pembeyi yaparsak her yeri boyamış oluruz. Yani turuncu ve pembe ile boyayabiliriz. Dolayısıyla sadece maviye boyayamayız. Cevabımız A şıkkı. 0'dan 9'a kadar sayıların olduğu dijital bir saatimiz var. Burada görmüş olduğumuz iki tane çizgi sürekli yanmakta. Bu şekilde bir arızamız var. Spor salonunda yapılan her bir maç 20 dakika, aradaki devre de 5 dakika. Mesela 13.20'de maça başlıyoruz. İkinci devreyi 14.05'te tamamlıyoruz. Yani niye? 20 artı 5 artı 20'den 45 dakika maç yaptık. 14.05'i göstermek isterken burası hatalı olduğu için 14.06'yı gösteriyor. Dijital saat 18.56'yı gösterdiğinde oynanmaya başlanan maç aynı gün dijital saat 18.56'yı gösterdiğinde bitiyor. Demek ki birinci durumda 18.56 değil. Buradaki hataya bakalım. 8'den buradaki çizgiyi silerseniz ne olacaktır? Burası şu şekilde bir görüntü olacak. Yani aslında 18.56 değil 16.56. Çıkarırsak 18.56'dan 16.56'yı çıkarırsak demek ki 2 saat geçmiş. Yani 2 saat nedir? 60 ile çarparsak 120 dakika. Peki 120 dakikada kaç devre oynanmıştır? Buna bakacağız. 20 oynadık. Sonrasında 5 dakika mola. 20 oynadık. 5 dakika mola. Bu şekilde devam ettik. Ne oldu? Şu an 100 dakika oldu. Son molamızı verdik. 20 dakika daha oynadık. Toplam 120 dakika geçti. Yani bu şekilde 5 devre oynanmıştır. Cevabımız C şıkkı. Burada anlatılmak istenen şu. Sayıların yerlerini değiştirdiğimiz zaman sonuçları değişmez. Aynı zamanda birinci satırdaki sayılar ve ikinci satırdaki sayılar da değişmiyorsa bu sayılara kuzen sayılar deriz. Bunu 46 için deneyin. Hangi sayıyla kuzen sayı olduklarını bulun demiş. 46 ile diyelim ki AB'yi çarptık. Herhangi bir çarpım çıktı. Sonra yerlerini değiştirdik. AB çarpı 46. Birinci satırda ne olacaktır? Birinci satır B ile 46'yı çarpıyor. B çarpı 46. Diğerinde ise birinci satırda 6 çarpı AB var. Sonra ikinci satıra geçelim. Burada ikinci satırda A ile 46'yı çarpıyoruz. Diğerinde ikinci satırda 4 ile AB'yi çarpıyoruz. Burada her iki tarafı şu şekilde sadeleştirmeye çalışalım. AB'ler gider, 46'lar gider. B'nin A'ya oranı 6'nın 4'e oranı, yani 3 bölü 2. Dolayısıyla bizim AB sayısı dediğimiz sayı 2'ye 3 olabilir. 2 katı olan 4'e 6 olabilir. 3 ile çarparsak 6'ya 9 olabilir. Sayılar birbirinden farklı dediğine göre 46'yı alamıyorum. Dolayısıyla kuzen sayılarımız 3 artı 9 12, 2 artı 6 8, 1 de elde 9. Toplamı 92'dir. C şıkkıdır. Sol üst köşedeyiz ve turuncu karenin içerisindeyiz. Kuralımıza göre turuncudaysak beyazla devam edebiliriz. Beyazda isek farklı renk olan turuncuyla sonra beyaz, sonra turuncu, turuncudan sonra beyaz, beyazdan sonra turuncu şeklinde devam edip buradaki taşı D noktasına getirebiliriz. Tiyatro salonunda toplam 30 tane koltuğumuz var. E sırası dolmuş, A sırası da dolmuş. Şu an 12 tanesi dolu. Geriye kalan 18 tane koltuktan da bir dolu bir boş olacak şekilde iki kişi yan yana oturamaz deniyor. Deneme yapalım şimdi bir dolu bir boş yaparsak. Burada bakın D sırasında 4 tane dolu var. Sonra altta devam ediyoruz. 3 tane dolu var. En altta da 3 tane dolu var. Hepsini toplarsak şu an 22 dolu. Peki biz baştakileri doldurduk. Başka bir ihtimal olarak onları boş bırakırsak 22'den daha az olabilir mi ona bakacağız. Baştakini boş bıraktık. Şimdi burası dolu, dolu, dolu. D sırasında 3 tane. Sonrasında C sırasında yine 3 tane. B sırasında ise 2 tanesi dolu. En üstteki E ve en alttaki A'nın tamamen dolu olduğunu biliyoruz.
Toplarsak 11, 15, 20. Diğer durumda 22 bulmuştuk. 20 daha azdır. Dolayısıyla toplam 30 tane koltuktan 20'si doludur. Cevabımız A şıkkı.